Arkası yarın. At Çalığı Mehmet Efe. İkinci bölüm. Yapım ve yönetim Mehmet Köseoğlu. Radyoya uyarlayan Tayfun Türkili. Seslendirme yönetmeni Yaşar Özdemir, Neslihan Gürgün. Kayıt ve montaj Mustafa Özcan. Mehmet Atça'da annesiyle birlikte yaşamakta ve Sarı Süleymanoğlu adında bir beyin çiftliğinde yanaşmalık yapmaktadır. Ancak genç delikanlının yüreğinde beyin güzel kızı Emine yatmaktadır. Bir gün dayanamaz, annesini beyin evine göndererek kızı Emine'yi istetir. Bir yanaşmanın kızına talip olmasına içerleyen bey, Mehmet'i hemen çiftliğinden kovar. Aynı gece kahveye giden Mehmet'i burada beyin kahyası Mahmut Ağa öldürmek ister. Ancak kahyadan daha atik davranan Mehmet, kahyayı ağır yaralayarak dağa kaçar. Sarı Süleymanoğlu Mehmet'in annesinin de köyden kovulması için muhtara talimat verir. Beni dinle muhtar. O namussuz kelin anasına söyle, onu köyümden kovuyorum. Eğer defolup gitmeyecek olursa şart olsun evini başına yıkarım. İyi de beyim, kadıncağız nereye gitsin? Nereye giderse gitsin umurumda bile değil. Bir daha da köyümüze sakın adım atmasın. Etme beyim, oğluna kızı öfkesini anasından alma. Alırım ben, alırım. Ne diyorsam onu yap. Peki beyim olur, emrinizi söylerim. Ancak bana kalırsa siz bu cahil olanın üzerine fazla düşmeseniz iyi olur. Köyden çıktı gitti işte. Adam yaraladığı için zaptiyeler de peşinde. Nasıl olsa bulur yakalarlar onu. Cezasını da verirler. Hayır! O iti ben cezalandıracağım. Yapma bey, uğraşmayın şu olanla. Sen ne diyorsun muhtar? Aklını mı oynattın? Nasıl vazgeçerim? Şerefimle namusumla oynadı o melun. Düşün, benden kızımı istemek cesaretini gösterdi. Bu ne demektir? Affedilir şey midir bu ha? Bir it kalkıyor, koca Sarı Süleymanoğlu'nun kızını istiyor. Cahillik etmiş, babasız büyümüş, anası da cahil zaten. Hadlerini bilmemişler. Bu gibi cahillerden düşman edinmek doğru olmaz. Hadi canım, o itin her tarafı düşman olsa ne olur? Öyle demeyin. Kahvede bıçağını çektiği zaman onun ne kadar canavarlaştığını gözlerimle gördüm. Bayağı bir efeye benziyordu. Başınıza iş mi açmak istersiniz? Ne yani? Eline bıçak almış bir yanaşmadan korkacağımı mı zannediyorsun muhtar efendi? Ne? Az önce onun için Efe'ye benziyordu dedin. Evet öyle dedim. Ya yılanın başı küçükken ezilmeli. Elinde bir karışlık bıçakla adamlarımı darmadağın eden bir kimse cezasız kalırsa yarın asılı bir eşkıya olabilir. Siz bilirsiniz beyim. Ben bana düşeni yaparım. Yarın anasına gidip buradan gitmesini söylerim. Yarın değil, hemen şimdi gidip söyleyeceksin. Bu saatte mi? Vakit ilerledi. Akşam ezanı okunmadı daha. Geç değil. Hemen şimdi git söyle. Yoksa bu işin vebali senin omuzlarına yüklenir. Peki beyim, peki. Şimdi gider söyle. Buyur muhtar. Oğlumla ilgili mi konuşmaya geldin? Boşuna delikanlı dememişler. Kanı deli işte. Kusur ettiyse hoş gör. Bana göre hava hoş kelime bacı. Ne benim kızımı istedi ne de kayamı vurdu. Beni buraya Sarı Süleymanoğlu gönderdi. Sarı Süleymanoğlu mu? Ne istiyor benden? Onu benden iyi tanırsın kelime bacı. Laf anlamaz, aksi bir adamdır. Senin Mehmet'e çok kızmış. Kahya ölmüş mü yoksa?
Hayır. Bereket versin Kaya ölmemiş. Ama bütün bu olanlardan sonra Mehmet artık Atça'ya gelmeyeceğine göre sen de burada barınamazsın. Sana buradan gitmek düşüyor. Yani beni köyden kovuyor musun muhtar? Kusura kalma bacı. Her ne kadar oğlum giderken seni bana emanet ettiyse de gücüm Sarı Ağa'ya yetmez. Onun için buradan gitmek daha hayırlı olur. İyi ama muhtar, nereye gidebilirim? Bütün bu olanlardan sonra tabii ben de burada kalmak istemem. Zaten Mehmet'im de beni bırakmaz. Ama ondan bir haber gelene kadar burada kalsam olmaz mı? Çok söyledim ama Sarı Süleyman oğluna dinletemedim. Delinin biridir. Vallahi gelir yıkar kulübeyi başına. Şart olsun diye yemin etti. İyi de nereye gideyim muhtar efendi? Onu bilmem gayrı. Buraya en yakın Arpaz köyü var. Oraya git. Oraya gidemem. Arpaz Bey'i bizi daha önce kovmuştu. O zaman Köş köyüne git. Oranın muhtarı iyi adamdır. Benden selam söyle. Korur kollar seni. Olur. Muhtar, Mehmet'ime yaptığı cahillikten dolayı bir şey yapmazlar değil mi? Allah, Kaya ölseydi başına çok şey gelirdi ama ölmemiş. Allah için hepimiz şahidiz. Mehmet nefsini müdafaa için yaptığı işi. Önce Kaya ateş etti üzerine. Eli kırılsın. Mehmet'i Allah korudu. Arkasından birden aslan kesildi. Tam bir efeydi. Kaya'nın bütün adamlarını darmadağın etti. Aslanım, yiğidim benim. Oğluna kötülük gelse gelse ancak Sarı Süleyman oğlundan gelebilir. O da bulabilir. Demek beni dişi köpeklere layık görürsünüz, he mi? Bunun hesabını vereceksin Sarı Süleyman. Ben yaşadığım sürece kızın Emine'yi benden başka kimseyle evlendiremeyeceksin. Mehmet Efe! Mehmet Efe! Bu da kim? Olduğun yerde kal lan! Vururum yoksa! Tanımadığımı ben Efe! Çopur aslanım ben! Arpaz çiftliğinin yanaşmalarından! Vay çopur! Gel yaklaş hele! Günlerdir seni bulmak için dolaşmadığım yer kalmadı. Neden ararsın ki beni? Beyin kahyasını vurduğunu duymayan kalmadı. Yiğitliğin dört tarafı sardı. Herkes seni konuşuyor. Niyetim kimseyi vurmak değildi çopur. Ama önce anama sonra da bana hakaret ettiler. Kahya ateş etti, isabet ettiremedi. Bıçaklamasaydım ikincisinde vuracaktı. Çok iyi etmişsin o namussuzu vurmakla. Keşke öldürseymişsin. Ölmemiş mi namussuz? Yaşıyormuş ama bayağı ağır yaralamışsın. Hoş yaşasa da bir kıymeti yok artık. Sen onu bir kere bıçakladın ya, itibarı sıfıra inmiştir gayrı. Bundan böyle kolay kolay ona buna posta koyamaz o. Bey olayları duyunca ne yaptı acaba? Deliye dönmüş diyorlar. Hem kızını istettiğin hem de kahyasını vurduğun için şerefimi iki paralık etti diye işi namus meselesi haline getirmiş. Görüyorsun ya çopur. Biz gariplerin bey kızı sevmeye hakkımız yokmuş demek. Elinden geleni ardına koymasın bey. İşte ben buradayım. Kaya'yı vurduğun için beyin adamları silahlanmış, her yerde seni arıyormuş. Ayrıca zaptiye de adam vurmaktan peşine düşmüş. Beyin adamları umurumda bile değil. Beni bulurlarsa alayını yakarım. Ama zaptiyeye kurşun sıkmak istemem. Onlar devletin adamı. İnşallah onlar beni bulmaz. Bulacaklarını sanmam. Kaya ölmediği için bir iki gün arayıp sonra vazgeçerler. Kısmetimizde ne varsa o çıkar. Senin ne işin var burada söyle bakalım. Hakaret gören, horlanan yalnız sen değilsin Mehmet Efe. Arpaz Bey'in bana ettikleri canıma tak etti. Anandan başına gelenleri öğrenince gayrı yetti deyip senin gibi dağa çıktım ben de. Dur biraz. Sen anamı gördün mü? Gördüm tabii. Senin Sarı Süleymanoğlu Bey ananı köyden kovunca o da Köş köyüne yerleşmiş. Yani anam şimdi Köş köyünde mi? Evet. Demek bey kızını istettim diye etmediğini bırakmıyor. Bana hakaret ettikleri yetmez gibi bir de anamı kovdu ha? Öyle olsun bey. Öyle olsun. Gün gelir bunların hesabını veririz. Namussuz kel. Sanki yer yarıldı da yerin dibine geçti. Zaptiye kahya ölmediği için işi ağırdan alıyor. Arıyoruz filan diye geçiştiriyor. Benim adamlarım da bulamadı her gereği. Bırak artık şu oğlanın peşini bey. Çekti gitti işte. Dağ başında tek başına ne edecek? Yarın bir gün kurda kuşa yem olur zaten. Kurttan kuştan bana ne hanım? Onun cezasını kendi ellerimle ben vereceğim. Ama ondan önce başka bir şey yapacağım. Ne yapacaksın? Emine'yi evlendireceğim.
Bütün bunları başımıza açan o değil miydi? İyi de durup dururken kızı nasıl evlendireceksin bey? Öfkeyle kalkan zararlı oturur derler. Kelbi ite kızıp kızını olmadık birine verme. Vereceğim. Ne zamandır Aydın beylerinden biri oğluna istiyordu zaten. Kimmiş bu Aydın beyi? Yusuf Ağa adında biri. Mal, mülk, toprak sahibi bir iş adamı. Adamı anladık. Oğlu kimmiş peki? Hüsnü adında biri. İşi gücü yokmuş ama babasının parası yeter de artar bile. Bence acele etme bey. Biraz araştır, soruştur da öyle ver kızı. Neyini araştıracağım? Kızın sözünü kestim hanım. Git Emine'ye söyle, düğün hazırlıklarına başlasın. Hayır anne, ben evlenmek istemiyorum. Hayır ne demek kız? Aile şerefimizi rezil etmiş olduğun yetmedi mi? Baban ne diyorsa onu yapacaksın. Ben niye rezil etmişim ki sizi? Mehmet beni sevdiyse suçum ne? Ben mi ona geldi beni istettirdim? Emine doğru söylüyor anne. Mehmet kendi kendine gelin güvey olmuş. Neden kardeşime yüklenip duruyorsunuz ki? Sen karışma Fatma. Günlerdir milletin dilindeyiz. Kel Mehmet Sarı Bey'in kızını istedi diye arkamızdan neler söyleniyor biliyor musunuz? İyi be, milletin ağzını kapatmak için beni ateşlere mi atacaksınız? Hiç boşuna çemkirme. Babanı bilirsin. Bir şeyi kafasına koydu mu vazgeçmez. Kimmiş beni evlendirmek istediği adam? Hüsnü adında biri. Aydınlı Yusuf Ağa'nın oğluymuş. Bayağı zenginmiş. Yerin dibine bassın zenginliği. Bana ne? Gönlümün olmadığı, tanımadığım biriyle evlenmek istemiyorum ben. Öyle bir evlenirsin ki. Hele bir evlenme. İnan baban keser seni. Söylemedi deme. Bir şey soracağım Emine. Sor ablacığım. Sen Kel Mehmet'i seviyor musun? Ne bileyim ben. İyi çocuk, hoşlanıyorum ondan. Ama onu sevmek, onunla evlenmek aklımda bile değildi. O zaman hiç boşuna gözyaşı dökme. Bu işe biraz da iyi tarafından bak. Bu işin iyi tarafı ne ki? En azından evleneceğin adam bir kişi zade. Aydın'da oturuyormuş. Burada köyde pinekleyecek değilsin ya. Böyle kısmet her zaman ele geçmez. Sen de kendi evinin sahibi olursun. Ana baba baskısından da kurtulursun. Zaten adım da çıktı bir sefer. Aydın'a gidince bundan da kurtulursun. Duydunuz mu? Bey kızı Emine'yi evlendiriyormuş. Düğün Atça'da yapılacak. Sonra da Aydın'a kocasının yanına gönderilecekmiş. Evlendirmesine evlendiriyor da hiç de iyi etmiyor. Neden? Nedeni var mı? Kızını evlendirmek istediği oğlunu tanıyorum. İşe yaramaz adamın teki. Kumar, içki, çapkınlık her şey onda var. Babası ne zamandır adam olsun diye onu evlendirmek istiyor. Ama Aydınlılar kızlarını vermiyordu. Desenize bizim bey pire için yorgan yakıyor. Kel Mehmet'e kızdı, kızını serserinin tekine veriyor. Vay ki vay. Bakalım Kel Mehmet bunu duyunca ne yapacak? Ne yapabilir ki? Daha çıktı diye eşkıya olmadı ya bizim Kel. Oğlum, Mehmet'im benim. Seni ne kadar özlemişim. Ben de seni özlemiştim anam. İlk kez ayrı kalıyor seninle. Seni buraya gelirken gören olmadı ya. Meraklanma, kimse görmedi. Mahsus karanlığı bekledim. Benim burada olduğumu nereden öğrendin? Çopur söyledi. Çopur mu? Hangi çopur? Arpaz çiftliğinde çalışan yanaşma. Ha, bildim, bildim. Senin yanında ne işi var o oğlanın? Arpaz beyinin horlamasına dayanamamış, çıktı geldi. İyi, iyi. İnsanın bir can yoldaşı olması her zaman çok iyidir. Bir de köpeğim var, Karabaş. Köpeğinde mi var? Evet, yaman bir köpek. Kahveyi vurduktan sonra köyden kaçarken peşime takıldı. İnsan gibi laftan anlıyor, şimdi dışarıda. Muhtar söyledi, hükümet seninle uğraşmazmış. Fakat beyin adamları hala peşindeler. Onlardan korunmaya bak oğlum. Onlara kulak asma ana, hep lafta. Nerede dolaştığımı biliyorlar. Beni bulmak isteseler bulurlardı. Ama gelmeye cesaretleri yok. Peki bu kaçışın ne kadar sürecek Mehmet'im? Bilmem ki. İnsanoğlu alın yazısını okuyabilir mi ki? Biraz da sen anlat. Ne var ne yok? Ne olacak ki? Günlerim seni düşünmek, senin için dua etmekle geçiyor. Sarı Hüseyinoğullarından haberin var mı? Yok. Ne haberim olacak? Boyunları altlarında kalsın. Emine kız ne yapıyor? Başımıza ne geldiyse onun yüzünden oldu. Hala onu mu düşünmektesin? Evleniyormuş diye duydum da. Biz istedik diye kızının adı dillenmiş. Milletin ağzı kapansın diye alelacele birine veriyormuş. Demek doğru.
Ben çopuru göndermiştim köye. O duymuş Emine'nin evleneceğini. Buraya bunu öğrenmek için gelmiştim. O senin dengin değildi Mehmet'im. Sana kaç kere söyledim. Kime veriyorlarmış Emine kızı? Aydınlı Yusuf Ağa'nın oğlu Hüsniye. Zengin, varlıklı bir aileymiş. Zengin zengine, fakir fakire gider. Görüyorsun işte. O seni nasıl unutmuşsa sen de onu unutmalısın. Neyse, ben gidiyorum Gayrihan'a. Benim için dua et. Şu para kesesini de al. İhtiyacım vardır. Sağ ol oğlum. Neden acele ediyorsun? Yeni gelmiştin. Yolum uzak. Henüz bir at bile edinemedim. Hadi Allah'a emanet ol. Akçalı Mehmet Efe adlı oyunun ikinci bölümünü dinlediniz. Üçüncü bölümde buluşmak üzere. Hoşçakalınız.